Antalya'da, Manavgat'ta şampiyon kupasını alıyor. 2021-2022 Elit U17, 17 yaş altı şampiyonu Beşiktaş. Kaptan Berkay kupayı kaldıracak Antalya'da. Beşiktaş'ın, Türk futbolunun geleceği emin ellerde. Çok yetenekli gençler yolda, siyah beyazlılarda ve diğer ekiplerde. Bu turnuvada 3 gün boyunca bunları çok iyi gördük. Şenol Usta Ömer de orada, Türk futbolunun emektarlarından. Şenol Usta Ömer'den kupayı aldı ve kaldırdı havaya Kaptan Berkay. Şampiyon Beşiktaş. Bu çocuklar Galatasaray'ıyla, Beşiktaş'ıyla, Altın Ordusu, Adana Demirspor'u, Trabzon'u, Fenerbahçe'siyle bu çocuklar bizi güzel günlere, sağlıklı yapılara kavuşturacak olan çocuklar. Tüm sezon boyunca emek veren bu çocukları ayakta alkışlıyoruz. Hem eğitimlerini kesmediler, hem sporcu yaşantılarını sürdürdüler. Sayısız fedakarlıklarla akademilerde emek verdiler ve bir takım şampiyon olacaktı ama biz herkese alkışlarımızı gönderiyoruz. Ve şunu da hatırlatalım, şunu da vurgulamakta fayda var, bilmiyorum Aykut İnce ve stüdyodaki muhabir arkadaşlarım da bana katılacak mı? Türk futbolunun geleceği, Türk futbolunun kurtuluş reçetesi bu çocuklardan geçiyor. Altyapılarımızdan geçiyor, scouting'den geçiyor. Veteran çileklerin devrini bitirme zamanı geldi. Altyapıdan yetişen bu harika çocuklarla, bu harika nesille daha sağlıklı günlere, daha başarılı günlere dönme fırsatı var. Gerçekten çok çok önemli yetenekler yolda. Hemen hemen burada anlattığımız her takımda üst seviyeye, üst klasmana çıkabilecek potansiyel oyuncular var. Umarız üst seviyedeki hocalarda, teknik adamlarda, yöneticilerde, yönetimlerde artık Türk futbolunun kurtuluş yolunun bu çocuklardan geçtiğini görürler. Elden ele dolaşıyor kupa ve Beşiktaş sezonun şampiyonu, sezonun gol kralının Mustafa'nın elinde şu anda kupa. 17 golle sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın golcüsü, normal sezonunda gol kralı. Bütün oyuncular tek tek kupayı elden ele dolaştırıyorlar ve kutlamalar devam ediyor. Ben Alp Özgen, Erdem Bitik ve yönetmenimiz, duayen yönetmen Uğur Yıldırım'la birlikte U17 turnuvasının dörtlü finalinin anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştık 4 gün boyunca tabii ki. Muhabir arkadaşımız Yasin Anzerli de röportajlarıyla bizlerle birlikte oldu. Biz artık buradan yayınlarımızı noktalıyoruz ve sözü size bırakıyoruz sevgili Aykut. Teşekkür ederiz ekibimize de, genç arkadaşlarımıza yolu açık olsun. Hem Beşiktaş'ı hem Altın Ordu'yu, bu turnuvaya katılanları tebrik edelim. Ancak şimdi, hani şampiyonluk çok kısa. Beşiktaş bu dönemde altyapıya, öz kaynağa fazlasıyla önem veriyor. Bu, yani bu özellikle 2-2,5 yıllık süreçte altyapıdan sorumlu yönetici Beşiktaş'ta Fırat Fidan, hem yani kendi cebinden de harcadığı paralar var. O nedenle bunun devamı gelecek, evet, gibi duruyor. Galatasaray'ın hocasıyla ilgili Emre Kaplan'ın dediği Dursun Bey'in sanki bir adım önde olduğu, yani kendi bugün itibariyle, yorumunu bugün itibariyle bir adım önde olduğunu adım önde düşünüyorum. Dursun Bey'in de hoca adayı Okan Buruk. Yani az önce söylediğimize katkı yapalım. Söylediğimiz şeye bir... Okan Buruk. Eşref Bey'in hoca adayı. Çok farklı isimler var. Mancini yani diyorlar. Mancini ve De Zerbi isimleriyle görüştüğü söyleniyor ki Eşref Bey değil, Ünal Aysal kendisine destek veriyor ve Mancini ile görüşen isim de Ünal Aysal. Prensipte evet dediği söyleniyor. Yani oradan gelen bilgiler o yönde. Ama bu şöyle bir evet mi? Yani siz bir seçilin, tabii ki biz sizle görüşürüz olabilir şeklinde bir evet mi? Yoksa seçilirseniz tabii ki hoca oluruz şeklinde bir evet mi? Bakacağız. Bunu netleştirmekte fayda var tabii. Sonra sona doğru sana Galatasaray'la ilgili söz vereceğim. Şimdi Ahmet Selim bütün gün uğraştı, aradı sağ solu. Ercan hazırsa ver kırmızıyı. İlk başta. Fenerbahçe ile ilgili kritik bir haber. Buyurun. Artık Ozan Tufan Hull City'de. Evet. Şimdi tabii esasında bu haberi vermiştin. Biz burada bir hafta önce verdik. Söyledin. Evet. Detaylar ne? Bonserviste de anlaşıldı. Bu iş bitti. Bitti. Yani bizim bittiğimiz %99'da arada kulüp açıklaması kaldığında.
Bitti, anlaştılar. Bonservis 1 milyon euro ile 2 milyon euro arasında bir rakam. Şimdi ben %100 hani tam rakamı %100 öğrenmediğim için aralık veriyorum. Ama kulüp açıklama. Bugün İngiltere'de çünkü farklı iddialar çıktı. 4,5 milyon euro. Poundlar, eurolar havada uçuştu. Ozan için Hull City 1-2 milyon euro arasında bir rakam ödeyecek ama eğer Hull City Premier Lig'e yükselirse yine bir ödeme olacak. Ve bonservisten yüksek bir ödeme olacak. Kaç para? O rakama da tam ulaşamadım. Yüzde mi hani? Şöyle yani bonus o zaman 5'i falan bulacak gibi gözüküyor. Toplam. Evet. Bütün ödenen para. Yani ilk aşamada 1-2 milyon euro arasında bir bonservis bedeli ödenecek. Bu transfer gerçekleştiğinde. Hull City'de bu sözleşme içerisinde Premier Lig'e yükselirse Hull City Fenerbahçe'ye yeniden para ödeyecek. Oyuncu önermişler mi bu pakette? Yok. Direkt Ozan'a talip oluyor. Acun Ilıcalı, Hull City'nin sahibi. Ozan'la da görüşüyor. Fenerbahçe Başkanı'yla da görüşüyor. Ozan zaten sıcak bakıyor bu teklife. Gitmek istiyor. Türkiye'den de gitmek istiyor. Jesus'la görüşmüş mü? Kalsın ya yok, Jesus'un da... Jesus özellikle Türk oyuncular ve kadro dışı oyuncular konusunda yönetimin kararlarına saygı duyacağını söyledi. Kim abi gelirken hani bir sorunu... Ben alayım çözeyim diye ister ki zaten. Varsa bir sorun. Aynen öyle. Yani hele yeni bir hoca, şimdi gerçekçi olalım. Sorunlu bir hocayı ben kurtarırım diyeceğine oraya transfer isteme şansı varsa tabii ki transfer ister yani gerçekçi olmak gerekirse. Özellikle bu sezonun bu kadar kritik olduğunda. Ozan artık resmi açıklama kaldı. Kısa süre içi Ozan şu anda yurt dışında ama bireysel çalışmalardan ötürü yurt dışında. O kısa süre içerisinde bu transfer açıklanacaktır. Ozan City, Hull City'ye. Ozan City, Hull City. Ozan Tufan, Hull City'ye hayırlı olsun. Sanki bir ara Beşiktaş içinde adı geçti. Ben mi yanlış hatırlıyorum Sercan? Çok doğru hatırlıyorsunuz. Hem Sergen Hoca döneminde. Sezon başı mıydı? Tabii ki sezon başı da Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'den ayrılacağı her dönem Beşiktaş'la adı geçti. Hatta zaten bunu Ali Bey de ifade etti. Geçtiğimiz yıllarda bir bağlantı olduğunu ama Fenerbahçe'de evet... Her ne kadar kadroda düşünmediği bir oyuncu olsa da ki benim gözümde çok kaliteli bir oyuncu Ozan. Türkiye'de bir başka takıma satışında çok fazla kolaylık da sağlamazdı bence. Zaten yurt dışında hem Acun Ilıcan'ın yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz Ali Bey ile. Oraya yeni bir yapılanma içerisinde Husti. Orada sportif direktör zaten Türk Tankesler var Ahmet Selimkul. Gayet iyi bir yapılanma içerisinde bence iyi bir transfer ama... Beşiktaş'la hiçbir türlü böyle yolu kesişmedi. Zaten ta en başta adı geçti. Şenol Hoca döneminde Şenol Hoca çok büyük istemişti. Büyük bir yarıştı. Çok evet. Önemli bir çalımdı tabii. Evet. Çok fazla adı geçmişti. Sürekli 2-3 kere böyle kapısından döndü Beşiktaş'ın Ozan.